11. sınıf matematik derslerine 3. adımla devam ediyoruz. 3. adımımız mantık 3 arkadaşlar. Önce akıl tahta sistemimize giriş yapalım. 11. sınıf matematik dersini seçelim ve 3. adımımıza gidelim arkadaşlar. 3. adımımız açık önermeler ile başlıyor. Neymiş hemen açık önermemizin tanımını yapalım. İçinde en az bir tane değişken olan ve değişkenin aldığı değerlere göre doğruluk değeri değişebilen ifadelere açık önermeler denir. Yani değişkenin aldığı değerlere göre doğru ya da yanlış olabiliyor. Bu önermelere biz açık önerme diyoruz. Hemen birinci örneğimize bakalım. Doğal sayılar kümesinde tanımlı PX önermesi x artı 3 küçük eşittir 8 önermesinin çözüm kümesini bulunuz. Yani çözüm kümesi demek nerelerde doğru? Arkadaşlar bu çok basit bir önerme. X artı 3 küçük eşittir 8 demek. X küçük eşittir 5 olduğu durumlarda bu PX önermesi doğru demektir. Diğer durumlarda yanlış demektir. Neydi? Değişkene bağlı. Aynı şekilde örnek 2'nin çözüm kümesini de size bırakalım. X eksi 2 küçüktür 4. Bu mutlak değer içerisinde x eksi 2 küçüktür 4. Bu mutlak değeri çözüyoruz. Bu mutlak değerin çözüm kümesinde Qx önermesi doğru oluyor. Örnek 3'e bakalım biraz farklı gibi. A kümesi 1, 2, 3, 4, 5 kümesinde tanımlı. Px'ye bakın. İki tane değişkene bağlı bir önerme tanımlamış. Önermesinin çözüm kümesini bulunuz diyor. Arkadaşlar benim çözüm kümem x yerlerden oluşacak. Çözüm kümesi x ve y'lerden oluşacak. Öyle x'ye ki x kare artı y kare 15'ten küçük olacak A kümesinde. Arkadaşlar 1, 1 olur mu? Olur. 1, 2 olur mu? 1'in karesi ile 2'nin karesi 15'ten küçük. Olur. 1, 3 olur mu? Olur. Bunu bu şekilde bulacağız. 1, 4 olmaz. Toplam 17 yapar kareleri. 2'ye geçelim. Arkadaşlar 2, 1 olur. Ondan sonra 2, 2 kareleri toplamı 15'ten küçük olur. 2, 3 olur. 2, 4 olmaz. 3'e geçelim. 3, 1 olur. 3, 2 olur. 3, 3 olmaz. 4 zaten olmaz. İşte arkadaşlar bu PXY önermesinin çözüm kümesi, bu PXY'yi doğrulayan kaç tane ikili vardır? İşte 1, 1, 1, 2, 1, 3 şeklinde yazdığımız bu küme PXY önermesinin çözüm kümesini verir. Açık önerme demek, değişkene bağlı önerme demek arkadaşlar. Hemen örnek 4'e bakalım. Tam sayılar kümesinde tanımlı Px'ye x artı 2'ye küçüktür 5 açık önermesi veriliyor. Buna göre doğruluk değerlerini bulunuz diyor. Hemen A şıkkının doğruluk değerlerine bakalım arkadaşlar. A şıkkının doğruluk değerlerine bakalım. P1 2. Hemen şu açık önermede x yerine 1, y yerine 2 yazalım. Bakalım doğru mu yanlış mı? X artı 2y. X yerine 1 artı 2 çarpı 2 küçüktür 5. Bunu da düzenlerseniz 5 küçüktür 5 çıkar. Arkadaşlar bu önerme doğru bir önerme değil. Bu önermenin doğruluk değeri 0. Bu değerlere göre. Peki B şıkkındaki değerlere göre bakalım. Aynı önermemize. X yerine eksi 1 verelim. X yerine eksi 1 verirseniz eksi 1 artı 2y 2 çarpı 2 2 çarpı 2 küçüktür 5. Ne olur? 3 küçüktür 5 olur. Arkadaşlar bu değerlere göre bu önermenin değeri 1 olur. Yani doğru olur arkadaşlar. Şimdi açık önermemizde bazı niceleyiciler olacak. İki tane niceleyicimiz var. Şimdi değişken olduğuna göre değişken de bir kümede tanımlı. Yani doğal sayılar kümesinde bir x, tam sayılar kümesinde bir x, reel sayılar kümesinde bir x. Bu değişkeni niceleyen iki tane kelimemiz var bizim. Bu niceleyicilerden birisi bazı, birisi her. Bazı demek en az bir tanesi için doğruysa
O önerme doğrudur. Her dediği zaman tanım kümesinin tamamında doğruysa o önerme doğrudur. Bazı niceleyicisinin sembolü, bakın şu sembol, ters E, büyük E. Her niceleyicisinin sembolü ise şu bakın, ters A. Bu her ifadesinin sembolü. Aşağıdaki önermeleri bazı veya her sembollerini kullanarak ifade ediniz. Hemen altlarını ifade edelim arkadaşlar. A şıkkı, bazı tam sayıların kareleri negatiftir. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Hemen altına, bazı x'ler için bir px önermesi tanımlıyoruz. Bazı x, px. Bu px önermesi nedir arkadaşlar? Bu px önermesi nedir? X kare küçüktür 0 ve bu önerme nereden tanımlı? X eleman z. İşte arkadaşlar, birinci önermemizin gösterimi. Bazı x'lerde tanımlı bir px var ki x kare küçüktür 0 ve x eleman tam sayı. Arkadaşlar peki bu önermenin doğruluk değerini bulalım hep beraber. Bu önermenin doğruluk değeri nedir arkadaşlar? Bakalım. Karesi 0'dan küçük bir tane tam sayı olursa bu önerme doğru olacak. Çünkü bazı diyor. Bir tane olması yeterli. Var mı? Hiçbir tane yok. Arkadaşlar bu önermenin doğruluk değeri 0'dır. Niye? Bazı dediği zaman bir tane doğru olması yeterli. Fakat hiç bir tane doğru yok. Gelelim B. Bütün diyor. Bütün dediği için B şıkkında şöyle isterseniz alt tarafa yazalım. Gelelim B şıkkının ifadesine. Bütün gerçek sayıların mutlak değeri pozitiftir. Bütün gerçek sayıların mutlak değeri pozitiftir. Hemen parantez içinde bütün dediği için her x için tanımlı bir px önermesi. Peki bu px önermesi, açık önermesi nasıl tanımlanmış? Sayıların mutlak değeri pozitif. Mutlak değer x büyüktür 0. Nerede tanımlı? X eleman reel sayı. Peki hocam bu önermenin doğruluk değeri 1 mi 0 mı? Her dediği için bütün reel sayılarda mutlak değer 0'dan büyük olması lazım. Fakat arkadaşlar x yerine 0 verirseniz 0'ın mutlak değeri 0'dan büyük değildir. Dolayısıyla bu önermenin de doğruluk değeri nedir arkadaşlar? 0'dır. Niye? Her niceleyicisinin olduğu önermelerde doğruluk değerinin 1 olması için tanım kümesinin tamamında doğru olması lazım. Fakat burada 0 verdiğimiz zaman 0'ın mutlak değeri, 0'ın mutlak değeri arkadaşlar 0'dan büyük değil. Bir tane istisna var. C şıkkı çok kolay. Hemen C şıkkına bakalım. Bazı x'te için bir px önermesi tanımlıyoruz. Bu px önermesi açık önerme. Neymiş? X küçüktür 7 ve x eleman doğal sayı. Doğal sayı. Arkadaşlar bu önerme doğru mu yanlış mı? Bu önerme kesinlikle doğru. Ne diyor? Çünkü bazı doğal sayılar 7'den küçük diyor. 7'den küçük doğal sayı var mı? 7 tane doğal sayı var. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bazı sembolü olduğu için bu önermeyi sağlayan bir tane eleman olduğu zaman sonuç doğru oluyor arkadaşlar. Hemen 6. örneğe geçelim. Ne diyor 6. örneğimiz? Bazı x'ler için tanımlı bir px önermesi var. Nerede? Tam sayılarda. Mutlak değer x eksi 3 eşittir 0. Arkadaşlar önce şu açık önermesinin çözüm kümesini bulalım. X eksi 3 mutlak değer içinde 0 ise bu mutlak değerin içerisinin 0 olmasını gerektirir. Ve x eşittir 3 için bu önerme doğrudur. X eşittir 3 bir tam sayı mı? Evet. Bazı dediği için bir tane tam sayının sağlaması yeterli. O zaman bu px önermesinin doğruluk değeri nedir? 1'dir.
Çünkü tam sayılardan olan 3 bu önermeyi sağlıyor. Bazı dediği için bir tanesinin sağlaması yeterli. Devam edelim. 7. örneğimiz arkadaşlar çok benzer. 7. örneğimiz işte x artı 1 büyüktür 4. X eleman doğal sayı. Bunu çözerseniz x büyüktür 3 yapar. Bütün doğal sayılar 3'ten büyük müdür? Hayır. Her x dediği için tamamı sağlamak zorunda. 7. örneğin doğruluk değerinin 0 olduğunu göreceksiniz. İşlemini yapıverin. Biz 8. örneğe bakalım beraber. 8. örneğimiz ne diyor arkadaşlar? Her x px x kare büyük eşittir 0. Bakalım arkadaşlar. X kare büyük eşittir 0. Arkadaşlar bu ifade tüm reel sayılar için istisnasız doğru mu? Doğru. Bir tane istisnası olursa yanlış olur. Çünkü her ifadesi tüm tanım kümesini temsil eder. Tüm reel sayıların kareleri ya 0'dır ya 0'dan büyüktür. O zaman arkadaşlar bakın herli ifadede doğruluk değeri 1 olabiliyor. Bakın x kare büyüktür 0 açık önermesi tüm reel sayılarda doğru olduğu için bu önermenin doğruluk değeri nedir arkadaşlar? 1'dir. Şimdi açık önermelerin değilleri, normal önermelerin değilleri vardı. Doğruysa yanlış, yanlışsa doğru. Fakat açık önermede niceleyiciler var, büyüktür var, küçüktür var, eşittir var. Şimdi açık önermenin değilini nasıl bulacağız? Dikkat! Kıymetli arkadaşlar, açık önermemizde bir niceleyici bir de önerme var. Bakın, birinci olarak, bazı x, p, x gördüğünüz zaman bu önermesinin değili, arkadaşlar, bazının değili herdir. P, x'in değili de p'nin değilidir. P'nin değili, px'in değili, p'nin değili x'tir. Bazının değili her, p'nin de değilini alacağız. Ayrıyacağım. İkinci olarak, her x, px'in önermesinin değili, her'in değili bazıdır. P'nin değili de ayrıca p'nin değilini alacağız. Şimdi p'nin değilini alırken dikkat etmeniz gereken semboller var. Hemen onlara bakalım. Açık önermelerin değilini alırken bazının değili her. Her'in değili bazı. Büyüktür varsa bunun değili küçük eşittir. Tam tersi. Büyük olmayan ne? Küçük eşittir. Büyük eşittirin değili küçüktür. Küçüktürün değili büyük eşittir. Bakın küçük olmayan her şey büyük eşit olur. Küçük eşittirin değili büyüktür. Eşittirin değili eşit değildir. Veya'nın değili De Morgan kurallarından hatırlayın. Veya'nın değilini aldığınız zaman V oluyordu aradaki işaret. V'nin değilini aldığınız zaman aradaki ne oluyordu? Veya oluyordu. V'nin değili veya oluyordu arkadaşlar. Hemen 9. örneği beraber çözelim arkadaşlar. Aşağıdaki açık önermelerin değillerini bulunuz. Hemen tanım kümesi vermemiş ama hemen şöyle biz parantez değilini alalım. Denktir. Arkadaşlar her x dediğine göre bunun değili bazı x. X artı 1 eşittir 3 dediğine göre eşittirin değili x artı 1 eşit değil 3 olur arkadaşlar. Hatırlayın bir önerme doğruysa değili yanlıştı. Bir önerme yanlışsa değili doğruydu. Burada da aynı şey geçerli. Hemen B şıkkına bakalım arkadaşlar. B şıkkına bakalım. Bazı şu B şıkkının değilini alalım. Bazı x'in değili nedir arkadaşlar? Her x. X eksi 3 büyüktür 4'ün değili mutlak değer içerisinde. X eksi 3 büyüktürün değili küçük eşittir 4 olarak bulunur arkadaşlar. Şu C şıkkının değilini de aşağıya alalım. Arkadaşlar bunun değili, bazının değili her x. X kare küçük eşittir 0'ın değili x kare büyüktür 0 şeklinde olur arkadaşlar. X kare büyük 0 şeklinde olur. Şimdi veya'nın da içinde olduğu bir değil almamızı istiyor bizden.
Örnek 10. Her x, her değil bazı. Bazı x, x küçüktür 0 veya her x mutlak değer x büyüktür 0. Bu bileşik önerme. Bu bileşik önermenin bizden değilini almamızı istiyor. Değilini alırken ne yapıyorduk arkadaşlar? De Morgan kuralı uygulayacağız. Birincinin değili, yani bazı x, x küçüktür 0 önermesinin değili, aradaki veya'yı v yapacağız. Her x mutlak değer x büyüktür 0'ın değili. Şimdi De Morgan kuralına göre değil aldık. Şimdi parantez değillerini yazalım. Bazı x'in değili ne olur arkadaşlar? Her x, x küçüktür 0'ın değeri, x büyük eşittir 0 ve her x'in değili bazı x, mutlak değer x büyüktür 0'ın değili, küçük eşittir 0 şeklinde, bakın, bileşik önermenin değilini almış olduk arkadaşlar. Bileşik önermenin değilini almış olduk. Örnek 11, örnek 10'a çok benzer. Örnek 12'de ise işin içine girmiş. Dolayısıyla örnek 12'yi beraberce çözelim arkadaşlar. Yine bileşik önermesinin değilini yazınız diyor. Arkadaşlar, bileşik önerme olduğu için biz bileşik önermelerde V veya V'yalı bileşik önermelerin değilinde De Morgan kullanıyoruz. İse'nin değilin, ise'de ise değil almasını görmedik. Peki ne yapalım? Önce bu ise'yi arkadaşlar neye çevirelim? Veya'ya çevirelim. Veya'ya nasıl çeviriyorduk arkadaşlar bu önermeyi? İse'li bir ifade. Şurayı hatırlatalım. P ise Q neye denkti arkadaşlar? P'nin değili veya Q'ya denkti. İkinci adımda gördük bunu. Şimdi aynı özelliği burada uygulayalım. P ise Q var. Bunu nasıl çevireceğiz? Birincinin değili, yani her x eleman R x büyüktür 0. Birincinin değili veya ikincisi. Veya bazı x eleman R mutlak değer x eşit değil 0. Şu anda değil almadık. Ne yaptık sadece? Sadece ise'yi veya'ya çevirdik. Şimdi bu önermenin değilini aldığımız zaman bizden isteneni bulacağız. Şimdi bileşik önermenin değilini alıyoruz. Veya ver arada. De Morgan kuralı uygulayacağız. Birincinin değili ve ikincinin değili olacak. Veya V'ye dönüşecek. Şimdi birincinin değili var zaten. Bir de De Morgan'dan değil geliyor. O zaman bizden istenen değil. Değilinin değili kendisini vereceği için içini değiştirmiyorum. Her x eleman R x büyüktür 0. De Morgan'dan dolayı V. İkincinin de değilini alacağım. O zaman her x eleman reel sayı mutlak değer x eşit değildir'in değili eşittir 0 olur arkadaşlar. Bakın isimli bir bileşik önermeyi hem de açık önerme önce veya'ya çevirdik. Daha sonra bizden istenen değili almış olduk. Arkadaşlar kısaca bazı sözel bilgiler var. Onları da okuyalım ve dersimizi bitirelim. Aksiyom doğruluğu kanıtlanmadan kabul edilen önermelere aksiyom denir. Doğruluğu kanıtlanmadan kabul ediliyor. Örneğin iki ayrı şey bir şeye eşitse o iki şey kendi aralarında eşittir ifadesi bir aksiyomdur. Nasıl? X ona eşit, Y de ona eşit. O zaman her ikisi de ona eşitse o zaman bu ikisi birbirine eşittir. Bakın bu bir aksiyom. Teorem ne? Doğruluğu ispatlanması gereken önermelere teorem denir. Örneğin, kök 2 sayısı irrasyoneldir. Bunu ispatlamanız lazım. Nasıl ispatlayacaksınız? Bunun rasyonel olarak yazamadığınızı ispatlamanız lazım. Peki ispat demişken, hocam ispat yöntemleri neler? Bir de onlardan bahsedelim. İspat yöntemleri, olmayana ergi yöntemi.
İspatı istenen önermenin yanlış kabul edilmesi halinde bir çelişkiye yol açıp açılmadığına bakılır. Çelişki varsa ispatı aranan önermenin yanlış olduğu değil ama doğru olma gereği ortaya çıkar. Bu ispat metoduna olma yani erge yöntemi denir. Yanlış kabul edilirse, hata varsa demek ki bu teorem doğru olabilir. İkincisi doğrudan ispat yöntemi. P ise Q. Teoreminde P'nin doğru olduğunu kabul ederek Q'nun doğru olduğuna ulaşılır. Bu ispata biz doğrudan ispat yöntemi diyoruz. Diğerler neymiş? Deneme yöntemiyle ispat. Bir önermede x değişkeni yerine değişik değerler vererek önermenin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. Bu ispat yöntemine deneme yöntemiyle ispat deniyormuş. Aksine örnek verme yöntemi. Verilen önermenin yanlış olduğunu gösteren bir tek örnek bulunabiliyorsa önerme yanlış demektir. Yani bir teorem var. Bir tane örnek var ki o teoremin yanlış olduğunu gösteriyor. O zaman bu teorem yanlış demektir. Aksine örnek verme yöntemi. Bu şekilde yapılan ispata da aksine örnek vererek yapılan ispat denir arkadaşlar. Şimdi mantık 3. adımımız da bitti. Son taraftaki sözel bilgileri siz tekrar edersiniz. Ama açık önermeler, değilleri ve niceleyicilerle ilgili 3. adımın testini rahatlıkla çözebilirsiniz arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum.